Sıcak bir gelişme. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Almanya'da şu dakikalar itibariyle Alman mevkidaşıyla birlikte ortak bir basın toplantısı düzenliyor. Aynı görüşleri savunuyoruz. Askeri silahlanmanın iki tarafta da sona ermesi gerekiyor ve çatışma taraflarının sadece genel açıklamalarda bulunmayıp son derece somut olarak da uygulaması gerekiyor. Yani silah ambargosunun yerine getirilmesi gerekiyor ve Avrupa Birliği'nin bununla ilgili misyonunda çok önemli bir katkıda bulunmaktadır buna. Bunun için Berlin-Libya konferansında Ocak ayında kararlaştırmış olduğumuz gibi bu doğrultuda hareket etmemiz gerekiyor. Birçok ikili konuyu tabii ele aldık ve birçok Türkiye'de olsun, Almanya'da olsun birçok insanın yakından ilgi duyduğu turizm konusunu ele aldık. Yani güvenli bir turizminin korona krizi kapsamında nasıl sağlanabileceğini ele aldık. Bu konunun ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Sadece turizm sektörü açısından değil, birçok insanın doğrudan hayatını ilgilendirdiğini, birçok insanın bunun kaldırılmasını istediğini biliyoruz. Almanya tabii ki Avrupa Birliği kapsamında bunu ele almak istiyor. Bu çok önemli bizim için. Çünkü ancak Avrupa genelinde bu konuda görüş birliği sağlayabilirsek virüsün yayılmasını kontrol altına alabiliriz ve insanların, Avrupa'daki vatandaşların nereye gidebileceğini, seyahati nereye yapabileceğini ve nereye yapamayacağını da tabii ki tam olarak anlamaları, görmeleri gerekiyor. Seyahat kısıtlamalarının kaldırılması açısından önemli bir adım atıldı, bir liste hazırlandı. Bu bir adımdır, daha başka adımlar da olacaktır. Brüksel'in ve Almanya'nın tabii ki hep verilere bakarak enfeksiyon, yeni vaka sayıları bakıyoruz ve pandeminin kontrol altına alınması açısından her bir ülkenin hangi tedbirleri aldığına bakıyoruz ve bugün bu konuda birçok ilgili bilgiyi edindik. Hem İçişleri Bakanlığı'nda hem Sağlık Bakanlığı'nda bu veriler, bu bilgiler sunulacak ve bölgesel rakamların gelecekte çok önemli olacağından hareket ediyoruz. Bu konuda da görüş birliği sağladık. Yani yeni vakalar nerede daha çok, nerede hiç yok. Bunların tabii ki dikkate alınması gerekiyor. Uluslararası çerçevede Avrupa genelinde bir çerçeve oluşturmuş bulunuyoruz ve bu doğrultuda hareket etmek istiyoruz. Karantina şartları da bu şekilde Avrupa genelinde belirleniyor. Yani Almanya'da hem içe hem dışa yönelik Robert Koch Enstitüsü risk bölgeleri kategorisi de dikkate alınmak zorundadır. Ve iki haftalık aralarla olmak üzere dönem başkanlığımız çerçevesinde Avrupa Birliği'nde bu konu sürekli yeniden incelenecektir. Burada tabii ki belli açılımların olmasını istiyoruz. Bugün bu açıdan bu kadar çok bilgi edinmiş olmamız da bizi çok mutlu etti. Genel olarak Türkiye'ye seyahat açısından aile ziyaretleri, yakınlarını, akrabalarını ziyaret etmek isteyen insanların tabii ki bu Dışişleri Bakanlığı'nın çıkardığı seyahat uyarısı bu insanlar için geçerli değildir. Onlar rahatlıkla gidip gelebilirler. Ama biz daha da çok imkan yaratmak istiyoruz. Bunun üzerinde çalışacağız ve karşılıklı yakın temasta bulunacağız. Yakın irtibatta bulunacağız ve paylaşımda bulunacağız. Uzmanlar arasında da, uzmanlar düzeyinde de bunu yapacağız. Sevgili Mevlüt, çok teşekkür ediyorum bu Berlin'deki ziyaretinden ötürü. Ve bizim dönem başkanlığımız kapsamında Avrupa Birliği'nin Türkiye ile olan ilişkilerini sürdürüyor olmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. Bizim açımızdan bu çok önemli. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum sevgili Hayko. Değerli basın mensupları. Bugün yeni normalde dostum Hayko'nun daveti üzerine Berlin'de bulunmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Bu ziyaretimizi Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Ersoy ve Sağlık Bakan Yardımcımız Profesör Doktor Emin Altmeşe ile birlikte gerçekleştiriyoruz. Türkiye'den beraberimizde gelen biraz önce bahsettiğim arkadaşlarımız da
şu anda muhataplarıyla toplantılar gerçekleştiriyor. Öncelikle Almanya'nın AB dönem başkanlığını tebrik ediyorum. Ve Almanya'nın AB dönem başkanlığı önceliklerine baktığımız zaman hepsinin gerçekçi ve bugün Avrupa Birliği'nin ve Avrupa'nın hepimizin ihtiyacı olan öncelikler olduğunu görüyoruz. Üye olmasak da bu önceliklerin hayata geçmesi konusunda müzakere eden bir ülke olarak biz de elimizden gelen desteği vereceğiz. Bunu da vurgulamak isterim. Tabii Hayko'nun da söylediği gibi Almanya'nın AB dönem başkanlığı süresince Türkiye-AB ilişkilerini daha sağlıklı bir şekilde geliştirmek istiyoruz. Esasen Avrupa Birliği'ndeki yeni yönetimden bu yana daha iyi bir diyaloğumuzun olduğunu söyleyebilirim. Gerek Charles Michel'in ve Ursula von der Leyen'in Sayın Cumhurbaşkanımızla olan temasları, gerekse benim yüksek temsilci Borrell'le genişlemeden sorumlu komiser Vahey'i, son zamanlarda iç işlerinden sorumlu komiser Johansson başta olmak üzere Avrupa Birliği kurumlarıyla ve yöneticileriyle iyi bir diyaloğumuz var. Nitekim pazartesi günü Sayın Borrell tekrar Ankara'ya gelecek ve Türkiye-AB ilişkilerini gözden geçireceğiz. Tabii üye ülkelerin de Almanya'dan beklentisi çok güçlü bir AB üyesi olarak. Müzakere eden ülkelerin ve daha ötesinin de Almanya'dan beklentileri var. Bu beklentileri 6 ayda gerçekleştirmek, hepsini gerçekleştirmek mümkün olmayabilir. Ama birlikte çalışırsak önemli mesafeler kat edebiliriz. Bugünkü toplantımızda Almanya'nın dönem başkanlığından beklentilerimizi, yani Avrupa Birliği ile olan ilişkilerimizden beklentilerimizi samimi bir ortamda dile getirdik, konuştuk. Ve Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesi her iki tarafın yararına ve vize serbestliğinin hayata geçmesi, aynı şekilde hepimizin ortak sorunu olan göç ve mülteci konusunda bundan sonraki süreçte işbirliğimizi tekrar geliştirilmesi, güncellenmesi gibi konuları ele aldık. Ve daha pozitif bir ortamda bu konularda ilerleme kat etmek istiyoruz. Bugün bu ilişkileri zehirleyen bazı konular var mı? Var. İşte Doğu Akdeniz konusu, Kıbrıs konusu, Ege konusu. Bu konuda da Almanya'nın daha dönem başkanlığını üstlenmeden bazı arabuluculuk girişimleri oldu. Ve biz de bunlara olumlu yaklaştık. Sayın Cumhurbaşkanımızın Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'le telefonda görüşmesi de bunun bir neticesidir. Biz Yunanistan dahil herkesle diyalog içinde ve işbirliği anlayış içinde olmak istiyoruz bundan sonraki süreçte. Karşılıklı saygı ve çıkar temelinde var olan sorunların da diyalog yoluyla çözülmesini istiyoruz. Biz kimsenin hakkını, hukukunu inkar etmiyoruz. Kimse de Türkiye'yi bu konularda dışlamaya çalışmasın diyoruz. Her zaman bu yaklaşımımızı sürdürüyoruz. Tabii Suriye'de kalıcı bir barış, istikrar önemli. Avrupa Birliği'nin bundan sonraki süreçte insani yardımlar başta olmak üzere oynayabileceği önemli roller var. Suriye konusunda dörtlü mekanizmalarımız var. Türkiye, Rusya, Almanya ve Fransa. Aynı şekilde iki gün önce yine Avrupa Birliği'nin düzenlediği konferansa, Brüksel Konferansı'na katıldık Suriye konulu. Dün Astana formatında Sayın Cumhurbaşkanımız Putin ve Ruhani ile bu konuları ele aldı. Ateşkesin tesis edilmesi. Ama esas olarak da siyasi sürecin hızlandırılması önemli. Anayasa Komisyonu'nun Ağustos'taki toplantısına önem veriyoruz. Ve BM çatısı altında Avrupa Birliği'nin de destekleriyle Suriye'de kalıcı bir barışı getirmeye çalışıyoruz. Bugün hepimiz için önemli bir sorun Libya. Libya'da da kalıcı bir ateşkes ve siyasi çözüm. Yani tek çözüm siyasi çözümdür. Ama bugüne kadar tüm çabalarımıza rağmen ateşkese yanaşmayan bir Haftar'ın olduğunu gördük. Ve net bir şekilde Berlin'de gördük. Berlin Konferansı'nın başarısı için Türkiye olarak tüm hazırlık toplantılarının yanında ateşkesin tesis edilmesi konusunda özellikle Sarac yönetiminin de ikna edilmesi konusunda çok önemli roller üstlendik Türkiye olarak. Ve Berlin Konferansı'nda neler olduğunu bu konuda en çok çaba sarf eden dostum Hayko ve Sayın Şansölye Merkel gördüler. Yani Haftar'ın olumsuz tutumu. Şu anda geldiğimiz noktada da aynı şeyi söylüyoruz. En iyi çözüm siyasi çözümdür. Bir an önce ateşkesin tesis edilmesi gerekiyor. Ateşkesin bu sefer kalıcı bağlayıcı olması gerekiyor ve bunun için de meşru yönetiminin tabii bazı şartları var.
ve sonuç odaklı bir siyasi süreçle ilgili yol haritasının da ortaya konulması lazım ki bu ateşkes kalıcı olsun. İşte tüm bu konularda biraz önce de söyledim, Almanya ile, dostum Hayko ile ve diğer ülkelerle çalışmak isteriz. Buna Fransa da dahil. Yeter ki hepimiz meşruiyetten yana olalım, yeter ki darbecileri desteklemeyelim ve Libya'nın bölünmesine karşı olalım. Burada NATO'nun endişelerini de bizim iyi anlamamız lazım ve bu endişeleri de karşılayacak bir istikrara, huzura Libya'yı kavuşturmamız gerekiyor. Bu konuda birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Tabii yeni dönemde ikili ilişkilerimizi her alanda geliştirmemiz gerekiyor. Almanya bizim için en önemli ticaret ortağımızdır. 36 milyar dolara yakın ticaret hacmimiz var ve dengeli bir ticaret hacmi olduğunu söyleyebiliriz. Yatırımlar var ve bu alanlarda önümüzdeki süreçte ilişkilerimizi geliştirmek için çalışacağız. Turizm önemli bir sektör ve bugün bunu da elinde boyuna el aldık. Kültür ve Turizm Bakanımız ve Sağlık Bakan Yardımcımız muhataplarıyla da verilerle birlikte bu konuyu ele alacak. Biz güvenli bir ortamda, sağlıklı bir ortamda Almanya'dan ve diğer ülkelerden gelecek misafirlerimizi ağırlamaya hazırız. Tüm tedbirlerimizi aldık ve tüm tesislerimiz, havaalanları, transferler, oteller dahil hepsi de Alman firmaları TÜVSÜRT ve Royal Sert tarafından sertifika edildi, sertifikasyonu yapıldı ve denetimini de onlar yapacak. Almanya'dan uzmanlardan oluşan bir heyeti de çok önceden davet etmiştik. Zaten uçuşlar başladı. Şu anda 11 Haziran itibariyle 8 şehre Türk Hava Yolları uçuyor. Yine Sun Express, Türk Hava Yolları Lufthansa ortaklığı, yine özel şirketlerimiz uçmaya başladı. Ve turistler de yavaş yavaş gelmeye başladı. Ama tabii burada önemli olan Almanya'nın bu seyahat uyarısını gözden geçirmesi gerekiyor. Objektif veriler çerçevesinde geçirmesi lazım. Alman dostlarımız da Türkiye'ye tatile gelmek istiyor. Burada sadece bizim sektörümüz değil, Alman turizm sektörü için de çok önemli. Seyahat acentaları. Türkiye'de çok sayıda Alman şirketlerin otelleri var. Antalya Havaalanı'nı Fraport Türk firmasıyla, ortağıyla beraber işletiyor. Daha çok örnekler verebilirim ama iç içe geçmiş bir durumda. Dolayısıyla objektif kriterler çerçevesinde değerlendirilmesi gerekiyor. Ve biz son rakamları da bugün Hayko'ya verdik. Arkadaşlarımız da muhataplarına verecek. Objektif kriterler konulduğu zaman Türkiye'nin güvenli ülke listesinde olması lazım. Sağlık konusunda dünyada en iyilerinden bir tanesi Almanya, bir tanesi Türkiye. Dünya Sağlık Örgütü de zaten hakkını teslim ediyor. Almanya'da, dünyada basın kuruluşları, herkes Türkiye'nin de bu anlamdaki başarısını takdir ediyor. Avrupa Birliği'nin de listesinin de objektif kriterler çerçevesinde belirlenmesi gerekiyor. Şimdi ülkeleri saymayacağım ama hiçbir verinin olmadığı, şeffaflığın olmadığı bazı ülkeler bu listede var, Türkiye yok. Burada görüyoruz ki siyasi sahiplerle karar alınmış. Siyasi bilimsel konularda, sağlık konularında siyasi sahiplerle bir ülkenin lehine ya da aleyhine karar almak bizleri yanıltabilir ve bizi yanlış yerlere götürebilir. Geçen sene 5 milyondan fazla Alman turisti Türk ülkemizde ağırladık. Hepsi de büyük bir memnuniyetle Almanya'ya geri döndüler. Ben inanıyorum ki bugünkü faydalı görüşmemizden sonra bu konuda daha böyle samimi bir ortamda, verilerimiz şeffaf, Avrupa Birliği ile de paylaşıyoruz ve güncel geliş veriler herkesle paylaşılıyor. Bu konudaki kararları birlikte alacağız. Evet, turizm önemli, sektör önemli, gelir de elde etmemiz lazım. Ama hepimiz için en önemli olan şey insanlarımızın sağlığıdır. Bizim açımızdan Türk vatandaşıyla Alman vatandaşının veya başka bir ülkenin vatandaşının arasında bir ayrım olamaz. Hepsinin sağlığı önemli ve bunu da temin etmek için tedbirlerimizi aldık, hazırız ve inşallah yakın zamanda Almanya'dan ve diğer ülkelerden de turistleri ülkemizde huzur içinde, sağlık içinde ağırlayacağız. Ben bugünkü çok verimli, samimi bir ortamda gerçekleştirdiğimiz verimli toplantı için dostum Hayko'ya bir kere daha çok teşekkür ediyorum.
Sie haben jetzt beide, şimdi ikiniz de işbirlikleri üzerine konuştunuz ama bir uyuşmazlık sanki beliriyor gibi geldi bana. Fransız mevkidaşınız Sayın Maas özel bir görüşme olmasını ve Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye karşı bir yaptırım uygulaması askeri gemiler arasında Türkiye ve Fransa arasında Akdeniz'de bir vaka olmuş. Bu yaptırımı destekliyor musunuz Sayın Maas ve Sayın Çavuşoğlu? Libya konusunda siz bir taraftan silah veriyorsunuz ama diğer taraftan ambargoyu da denetliyorsunuz. Bu bir çelişki değil mi? Yani sizin koyduğunuz prensipleri, Berlin sürecindeki desteklediğiniz prensipleri bir çelişki oluşturmuyor mu bu? Evet, bu olayı biliyoruz, Akdeniz'deki olayı. Şu anda bununla ilgili bilgiler iki taraftan da toplanıyor. Bunun üzerine konuşmak gerekiyor. Sanırım bu gerçekten de Fransa ile Türkiye arasındaki yapıcı ilişkilerin olması çok önemli. Çünkü birçok konuda hep Libya olsun, Suriye olsun, birçok konuda sürekli karşılaşıyoruz sonuçta. Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki ilişkilerin nasıl devam edeceği açısından da tabii bu çok önemli. Yani sorunların ortadan kaldırılması büyük önem taşıyor. Bunu nasıl en iyi şekilde sağlarız? Tabii ki son derece şeffaf, açık ve sağlam bir diyalogla önümüzdeki haftalarda da bunun mümkün olacağını umuyorum. Teşekkür ediyorum sorunuz için. Libya konusunda bizim tutumumuz net ve bizim ilişkilerimiz de BM tarafından, BM Güvenlik Konseyi ile ve 2015'te Libyalılar arasında imzaladığı anlaşmayla meşru olan hükümetle. Burada Haftar'ın bir meşruiyeti yok. BM Güvenlik Konseyi kararı da diyor ki Saraç hükümetiyle çalışın, Ulusal Mutabakat hükümetiyle, diğerleriyle ilişkilerinizi kesin, bağınızı kesin. Yani dolayısıyla bizim Libya ile angajmanımız meşru yönetimle. Ayrıca silah veriyorsunuz dediniz. Bizim orada verdiğimiz Libya'ya askeri işbirliği anlaşmamız çerçevesinde danışmanlık. İrini operasyonu konusunda da düşüncelerimi söyledim. Bir taraftan Suriye'den savaş uçakları Libya'ya geliyor. Bir taraftan güneyden, Abu Dhabi'den uçaklar geliyor ve silah geliyor. Fransa aynı şekilde meşru olmayan Haftar'a silah veriyor. Bunlar konuşulmuyor. Türkiye'nin meşru yönetimle ilişkileri ya da angajmanı konuşuluyor. Burada bir çelişki var gerçekten. Her şeyden önce dürüst ve samimi olmamız lazım. Aynı dürüstlüğü bu Akdeniz'de Fransa'nın iddia ettiği olayda da göstermemiz gerekiyor. Gösterilmesi gerekiyor. Yani burada Fransa gerek AB'ye gerek NATO'ya doğruyu söylememiştir. Yani bizim gemilerimizin kilit attığı iddiası doğru değildir. Raporlarla, belgelerle biz bunu kanıtladık, NATO'ya da verdik. NATO da bu gerçeği gördü. Şimdi Fransa'nın özellikle burada yanlış bilgilerle yönlendirmeyle Türkiye aleyhterliği yapacağı yerine esasen samimi bir itirafta bulunması lazım. Bizim de şu anda Fransa'dan beklentimiz bu doğru bilgi vermemesinden dolayı amasız mamasız net bir şekilde bizden özür dilemesidir. Olabilir birisi yanıltmış olabilir yönetimi. Dolayısıyla belgelerle ortaya çıktığı zaman da bu ülkenin Türkiye'den özür dilemesi gerekiyor. Bizim beklentimiz bu. Biz NATO müttefiklerimizle ilişkilerimize çok önem veriyoruz ve böyle bir olayın yaşamaması için de azami dikkati gösteriyoruz. Ve esasen bu İrini operasyonunun yanlışlığından kaynaklanan ve Fransa'nın son zamanlarda kaybettiği zeminden dolayı bir Türkiye karşıtlığını görüyoruz. Gerek Suriye'de işte bir terör devleti kurulması projesi vardı. Bu ortadan kalktı. Libya'da da yanlış tarafı meşru olmayan darbeciyi desteklediler. Burada da denge kaybedildi. Bunun agresifliğini Türkiye'den çıkarmaya çalışmaması lazım bir müttefimizin Fransa'nın. Ben Hayko'ya Fransa'da gelsin hep beraber çalışalım Libya'nın istikrarı için. Çünkü oranı doğrudan NATO'yu da endişelendiren gelişmeler var. Buna da sebep olan biz değiliz. Maalesef yol açan Fransa. Dolayısıyla müttefikler olarak biz birlikte çalışmamız lazım. Fransa'nın da bu çizgiye gelmesi lazım. Teşekkür ediyorum. Bir
Benim sorum Sayın Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na. Efendim, Türkiye koronavirüse karşı çok sıkı sağlık önlemleri almış olmasına rağmen Almanya seyahat uyarısını Türkiye'ye kaldırmadı. Siz Almanya'nın bu tavrını düş kırıklığı olarak nitelediniz. Bugünkü görüşmenizde bu düş kırıklığı ne ölçüde giderildi ve düş kırıklığının tamamen giderilmesi için ümitli misiniz? Biz düşüncelerimizi samimi olarak söylüyoruz. Yani hayal kırıklığı yaşadıysak söylüyoruz, gerekçeleriyle de söylüyoruz. Ama bazı Alman gazeteci dostlarımız da sordu. Bundan dolayı Almanya'ya küsecek misiniz, kızacak mısınız? Hayır dedim. Yani burada küsmek olmaz. Yanlış bir bilgi varsa bunu düzeltmek bizim görevimiz. Daha fazla diyalog, daha fazla angajmana ihtiyacımız var dedik. İşte bugünkü görüşmemizin de sebebi budur. Tabii ki bugün yeni verileri de paylaştık. Tüm daha önce sorulan sorular vardı, sağlık tedavisiyle vesaire, onlarla ilgili soruları cevapladık. Sağlık Bakanlığımız Almanya'ya yine mektup gönderdi muhataplarına. Bugün de bu konuda duyduğumuz hayal kırıklığına ilaveten nasıl çözebiliriz, ne yapmamız gerektiğini de konuştuk. Öğleden sonra da İçişleri Bakanı'yla da görüşeceğiz. Tabii onları da ilgilendiren bir konu, bizim İçişleri Bakanlığımız da ilgilendiren bir konu. Dolayısıyla bugünkü görüşmelerimizin olumlu netice getireceğine inanıyorum ve umut ediyorum. Michael Fischer, Deutsche Presse. Fischer, DPA. Sayın Maas'a, Sayın Bakan Maas'a iki soru sormak istiyorum baştan. Sizce seyahat uyarılarının halen geçerli olması için Türkiye açısından hangi kıstaslar söz konusudur? Yani belli Almanya'da ruhsatlı olmayan ilaçların Türkiye'de verilmesinin bir neden olduğu haberlerde belirtilmişti. Doğru mudur bu? İkinci konu, Libya konusunda çok genel taleplerde bulunuyorsunuz. Yani silah ambargosunun yerine getirilmesi gerektiğini söylüyorsunuz. Acaba Sayın Bakan Çavuşoğlu'na somut olarak Türkiye'nin Libya'ya silah vermesini durdurmasını talep ettiniz mi? Çünkü Birleşmiş Milletler bunu son derece somut bir şekilde belgelendirmiş bulunuyor. Sayın Çavuşoğlu, seyahat uyarısının bir seyahat yasağı olmadığını söyledi Sayın Bakan Maas. Bu seyahat uyarısına rağmen Alman turistlerin Türkiye'ye gelmesini ister misiniz? Ve bu söz konusu olan Almanya'da ruhsatlı olmayan ilaçların Türkiye'de verilmesine ne diyorsunuz? Bu konuya ne diyorsunuz? Korona pandemisi dediğimiz zaman bunun henüz geride bırakılmadığını bilmemiz gerekiyor. Onun için zincirlerin kesinlikle takip edilebilirliği büyük önem taşıyor. Genel olarak bir iyileşme söz konusu olduğu için tekrar seyahatlere, belli tatillere izin verme kararını verdik. Yani seyahat uyarıları açısından vatandaşa destek sunmak istedik. Yani o temelde kendi kararları olacaktır. Tatile çıkıp çıkmayacakları. Yaz sezonunda eminim Avrupa Birliği çerçevesinde birçok seyahat olacaktır. Ve geri de geleceklerdir. Geri geldiklerinde virüs olmadan geri gelmelerini istediğimiz için gittikleri yerde bizim açımızdan takip edilebilir süreçlerin olmasını istedik. Şeffaf olarak bilgilerin sunulabildiği ülkelere gitmelerini istedik. Avrupa Birliği'ni bu açıdan bir sınır olarak koyduk. Çünkü Avrupa genelinde bunu daha iyi takip edebileceğimizi Avrupa Birliği açısından bazı seyahat uyarılarının kaldırılmadığı Avrupa Birliği ülkeleri de var. Mesela İsveç. Demek ki biz enfeksiyon, yeni vaka sayıları, güvenlik, hijyen standartları ve bağlayıcı düzenlemeler, bir enfeksiyon olduğu zaman ne yapılmalıdır? Bütün bu kuralları da gözden geçiriyoruz. İki haftada bir bunları yeniden inceliyoruz. Bu pozitif dediğimiz liste
elden geçiriliyor tekrar. Elbette ki Türkiye açısından da bunu ele alacağız. Ve bu ilaçlar, Almanya'da izin verilmeyen ilaçların kullanılması ile ilgili tekrar bunu ele aldık ve Türkiye'de enfeksiyon vakası olduğunda hastanın isteğinin isteğine rağmen hiçbir şekilde bir zorlama, ne nerede tedavi göreceklerine dair, ne de hangi ilacın tatbik edileceğine dair hiçbir zorlama olmadığı konusunda burada kesin teyit aldık ve Avrupa Birliği çerçevesinde de tabii ki uyumlu olarak hareket ediyoruz. Libya konusunda bulunduğumuz aşama çatışma taraflarının tekrar 5+5 formatında masa başına oturabileceği bir zaman diliminde bulunduğumuzu görüyoruz. Özellikle bu taraflardan birine özellikle etki sahibi olan bir tarafın tabii ki dahil olmasını istiyoruz. Onun için bugün bu konuyu ele aldık. Türkiye'nin Sarraç hükümetine olan yoğun etkisini kullanarak bu tarafın masaya tekrar oturmasını sağlamasını ele aldık ve Haftar tarafına etki sahibi olanlarla da konuşuyoruz ki kendisinin masaya oturmasını sağlayalım diye. Yani olayı daha da komplike hale getirmek istemiyoruz. Irini misyonu önümüzdeki haftalarda daha da operasyon kabiliyeti kazanacak ve bu standarta erişecek gemilerle, uydular ve radarlarıyla birlikte iyi bir gözetim söz konusu olacak ve çatışma taraflarının masaya oturmadan, ateşkesi müzakere etmeden bu savaş dışarıdan yürütülmeye devam etmemelidir. Buna seyirci kalınmamalıdır. Onun için bütün tarafların ellerinden geleni yaparak tekrar masa başına oturulmasını sağlamalıdır. Ve bu açıdan Fransa'ya da olağanüstü müteşekkirim. Orada omuz omuza İtalya'yla da birlikte olmak üzere bazı İtalya-Fransa arasında geçmişte olan anlaşmazlıklar olsa da son derece net bir görüş birliğine sahibiz. El birliğiyle orada ilerliyoruz. Ve bu da tabii ki önemlidir. Yani bu baskı genel olarak geçerli olacak. 5+5 formatında masaya geri dönme baskısına kimse artık karşı gelemeyecek ve bu şekilde ateşkes konusunda mutabık kalındıktan sonra ancak siyasi süreç devam edecektir, barış süreci. Çok teşekkür ediyorum. Tabii Libya'da iki taraf diyoruz. Bana göre Haftar bugün şansını kaybetti. Berlin'de, Moskova'da daha sonraki ülkenin yönetimine el koydum diyerek sonra sahada da kaybetti. Şansını kaybetti ama Libya'da tarafların masaya oturması konusunda biz Türkiye olarak katkımızı devam ettireceğiz. Geçmişte de bizim cesaretlendirmemiz, teşvik etmemiz sayesinde Sarraç yönetimi burada ortak deklarasyonu kabul etti. Moskova'da da bir ateşkes belgesine imza attı. Daha sonra da yapıcı tutumunu sergiledi. 5+5 formatında da yine aynı yapıcı tutumu sergileyeceklerinden eminiz. Ve burada bizlerin de yapıcı rolü önemli olacaktır, belirleyici olacaktır. Almanya ile bu konuda da çalışmaya devam edeceğiz. Biz tabii ki Alman turistlerin ve Almanya'da yaşayan Türk-Alman vatandaşların ya da Türk vatandaşların gelmesini isteriz. Türklerin gelmesini isteriz. Ailelerini ziyaret etmesini isteriz. Ama dönüşte bu 14 günlük karantina onları da korkutuyor. Dolayısıyla bu konuda gözden geçirmesi gerekiyor. Ama bütün bu seyahat uyarılarına rağmen şu anda Antalya'ya Almanlar geliyor mu? Evet geliyor. Sun Express'te geliyorlar. Türk Hava Yolları'yla veya işte diğer özel şirketlerle geliyorlar. Antalya'da evi olan, Alanya'da evi olan, benim de komşum olan Almanlar da gelmeye başladılar. Bunun göstergesinin sebebi nedir? Türkiye'yi güvenli olarak görüyorlar. Esas bu seyahat uyarısı ve engeller kalkarsa o zaman rahat bir ortamda gelecekler. İşte bunları da bugün zaten konuştuk, konuşmaya devam edeceğiz. İster Türk vatandaşı olsun, ister Alman vatandaşı veya üçüncü bir ülkenin vatandaşı, kim olursa olsun hiç kimse
zorla bir tedaviye tabi tutulamaz ve zorla bir ilaç verilemez. Bugün korona ile ilgili mücadelede tek bir şey yok, aşı yok. Dolayısıyla tek bir ilaç yok veya tek bir tedavi yöntemi de yok. Hastanın durumuna göre de farklı metot tedaviler uygulanılıyor. Ama bugün bir ilaç ya da aşı bulunmadığı için de tek bir tedavi yok maalesef. Dolayısıyla her ülkenin çeşit çeşit tedavileri var. Ama burada önemli olan nedir? Hastanın tedavi olmadan önce ne tür bir tedavi istediğinin sorulması ve daha sonra da alacağı tedavi konusunda da kendisinin olurunun olması yazılı. Elbette çok yoğun bakımda ve solunum cihazını ihtiyacı duyan bir hasta ile ilgili doktorlar o anda karar verebilirler. Eğer entübe olması gerekiyorsa o ayrı bir şey ama ben normal tedaviden bahsediyorum. Dolayısıyla hiçbir hastaya, hiçbir turiste illa şu ilacı kullanacaksın diye bir dayatma olamaz. Kendi vatandaşlarımıza da yok. Onlara anlatılır eğer böyle bir tedavi ihtiyacı olursa. Ve kabul ederlerse tedavi yöntemi uygulanır. Ve bu konuda da Sağlık Bakanlığı'ndan ve uzmanların da gelip bizim tedavi yöntemlerimizi görmelerini de ben kendim teklif ettim Hayko'ya daha önce. Yani her şey şeffaf olması lazım. Güvenilir bir ortamda olması lazım. Ayrıca şimdi geldi turist, pozitif vaka, test yapıldı. Ön taramadan da MR çıktı. Ve durumu ağır değil. O turist hastanede değil de otelde 14 günü geçirmek istedi. Bunun için de hazırlığımız var. Yani otellerde izole bölümler ayrıldı ki herhangi bir pozitif vaka olursa o şahıs ya da ailesi kimse o izole bölgede normal tatilini otelde geçirsin. Diğerlerine de bulaştırmayacak şekilde aynı servisleri yiyecek içecek her şeyi alacak. Her türlü şartı biz alternatifi düşündük ve buna göre de tedbirlerimizi aldık. Ve bunu da biraz önce söylediğim gibi Alman şirketleriyle de beraber yaptık, düzenledik ve sertifikasyonunu yaptık. Dolayısıyla hiç kimseye zorla bir tedavi uygulanmaz. Bu insani de değil, tıbben de doğru değil zaten. Hallo. Ich hätte eine Frage an beide. Erste Frage ist die bezüglich deutscher Ratspräsidentschaft. Sie haben beide betont, dass die Beziehungen intensiviert werden sollen. Gibt es konkrete Schritte oder schon Planungen, was in dieser Ratspräsidentschaft gemacht werden soll? Und zweitens, Herr Maas, Sie haben gestern gesagt, dass Sie für die Aufhebung der Reisewarnung Information brauchen. Sie haben diese Information heute bekommen. Wie bewerten Sie diese Information? Und haben Sie die Einladung von Herrn Çavuşoğlu angenommen, in die Türkei zu reisen?